o işaret olunan rasuller yok mu Biz onların bazısını bazısından üstün kıldık İçlerinden kimi var ki Allah kendisiyle konuştu Bazısını da derecelerle daha yükseklere çıkardı Biz Meryem oğlu İsa'ya da o delilleri verdik ve kendisini Ruhul Kudüs Cebrail ile kuvvetlendirdik eğer Allah dileseydi, bunların arkasındaki ümmetler, kendilerine o deliller geldikten sonra, birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat ihtilafa düştüler. Kimi iman etti, kimi inkar etti. Yine Allah dileseydi, birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! kendisinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. Kafirlere gelince, onlar zalimlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, haydır. Bütün varlığın idaresini yürüten kayyumdur. Onu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlarsa onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsisi bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek ona bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan ayırt edilmiştir. Artık her kim tağutu inkar edip Allah'a inanırsa, sağlam bir kulpa yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri de tağuttur. Onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalırlar. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim ona benim Rabbim odur ki hem diriltir hem öldürür dediği zaman ben de diriltir ve öldürürüm demişti. İbrahim Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen onu batıdan getirdiğince o inkar eden herif şaşırıp kaldı. Öyle ya, Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Yahut o kimse gibisini görmedin mi ki, bir şehre uğramıştı, altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu. Bunu bu ölümünden sonra Allah nereden diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah onu yüz sene öldürdü, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. O da bir gün yahut bir günden eksik kaldım dedi. Allah buyurdu ki hayır yüz sene kaldın. Öyleyken bak yiyeceğine içeceğine henüz bozulmamış. Hele eşeğine bak. Hem bunlar seni insanlara karşı kudretimizin bir işareti kılalım diyedir. Hele o kemiklere bak.'' Onları nasıl birbirinin üzerine kaldırıyoruz? Sonra onlara nasıl et giydiriyoruz? Böylece gerçek ona açıkça belli olunca, şimdi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi. Bir zamanlar İbrahim de, Ey Rabbim! Ölüleri nasıl dirittiğini bana göster demişti. Allah, İnanmadın mı ki buyurdu? İbrahim, inandım fakat kalbim iyice yatışsın diye istiyorum dedi. Allah buyurdu ki: Öyleyse kuşlardan dördünü tut da onları kendine çevir. İyice tanıdıktan sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça dağıt. Sonra da onları çağır, koşa koşa sana gelecekler ve bil ki Allah gerçekten çok güçlüdür hüküm ve hikmet sahibidir. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, bir tanenin durumu gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah dilediğine daha da katlar. Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilir. Allah yolunda mallarını infak eden, sonra verdiklerinin arkasından başa kalkmayı, gönül incitmeyi uygun görmeyen kimselerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak, arkasından eza ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir halimdir, yumuşak davranır. Ey iman edenler! Sadakalarınızı başa kakmak, gönül kırmakla boşa gider miyim? O adam gibi ki, insanlara gösteriş için malını dağıtır da, ne Allah'a inanır, ne ahiret gününe. Artık onun hali, bir kayanın haline benzer ki, üzerinde biraz toprak varmış, ve Derken şiddetli bir sağanak inmiş de, onu yalçın bir kaya halinde bırakıvermiş. Öyle kimseler, kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kafirler topluluğunu doğru yola iletmez. Allah'ın rızasını aramak, kendilerini veya kendilerinden bir kısmını Allah yolunda sabit kılmak için, mallarını Allah yolunda harcayanların hali ise, bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer ki ona kuvvetli bir sağanak düşmüş de yemişlerini iki kat vermiştir. Böyle bir bahçeye yağmur düşmese bile mutlaka bir çisenti vardır. Allah yaptıklarınızı görür. Hiçbiriniz ister mi ki kendisinin hurmalık ve üzümlüklerden bir bahçesi olsun? Altında ırmaklar aksın içinde her türlü ürünü bulunsun da kendi üzerine de ihtiyarlık çökmüş ve elleri ermez, güçleri yetmez, küçük zayıf çocukları olsun derken ona ateşli bir bora isabet ediversin de o bahçe yanı versin. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor. Umulur ki düşünürsünüz. Ey iman edenler! İnfakı gerek kazandıklarınızın, gerek sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden yapın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olamayacağınız fenasını vermeye miyin? Biliniz ki Allah sadakalarınıza muhtaç değildir ve hamde layık olandır. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik eder. Allah da lütfundan ve bağışlamasından bir takım vaatlerde bulunuyor. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilendir. Dilediğine hikmet verir. Hikmet verilene ise pek çok hayır verilmiş demektir. Ve bunu ancak üstün akıllılar anlar. Her ne çeşit nafaka verdinizse veya ne türlü bir adak adadınızsa, Allah onu kesinlikle bilir ve zalimlere hiçbir şekilde yardımcı olunmayacaktır. Sadakaları açıkça verirseniz o ne iyi olur. Yok eğer onları gizler de fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızın birçoğunun bağışlanmasına sebep olur. Bilin ki Allah her ne yaparsanız hepsinden haberdardır. Onları yola getirmek senin boynuna borç değildir. Ancak Allah dilediğini yola getirir. Yaptığınız her iyilik sırf kendiniz içindir. Siz yalnızca Allah rızasını gözetmenin dışında infak etmezsiniz. İyilik cinsinden ne infak ederseniz o size aynen ödenir. Size hiçbir şekilde haksızlık yapılmaz. Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adamış olan fakirlere veriniz. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmaya güç yetiremezler. Utangaç olduklarından dolayı bilmeyenler onları zengin sanırlar. Oysa sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük yapıp kimseden bir şey de isteyemezler. Ne türden bir iyilik yaparsanız Şüphe yok ki Allah onu bilir. Mallarını gece ve gündüz gizlice ve açıkça infak edenler yok mu? İşte onların Rableri katında ecir ve mükafatları vardır. Ve onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar hiçbir zaman mahzun da olmazlar. Riba, faiz yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa, ancak öyle kalkarlar bu ceza onlara alışverişte faiz gibidir demeleri yüzündendir oysa Allah alışverişi helal faizi de haram kılmıştır bundan böyle her kim Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah'a kalmıştır her kim de yeniden faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır. Allah faizi mahveder. Oysa sadakaları bereketlendirir. Allah günahta ve inkarda direnen hiç kimseyi sevmez. İman edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi onlar mahzun da olmazlar. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve artık faizin peşini bırakın eğer gerçekten müminlerseniz. Eğer böyle yapmazsanız o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Eğer tövbe ederseniz sermayeleriniz sizindir. Haksızlık etmezsiniz, haksızlığa da uğramazsınız. Eğer borçlu darlık içindeyse, ona ödeme kolaylığına kadar bir süre tanıyın ve bu gibi borçlulara alacağınızı bağışlayıp sadaka etmeniz, eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden korkunuz ki, o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da herkese kazancı tamamıyla ödenecek ve hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır. Ey iman edenler! Belli bir vade ile karşılıklı borç alışverişinde bulunduğunuz vakit onu yazın. Hem aranızda doğruluğuyla tanınmış yazı bilen biri yazsın. Yazı bilen biri Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Bir de hak kendi üzerinde olan adam söyleyip yazdırsın ve her biri yazarken Rabbi olan Allah'tan korksun da haktan bir şey eksiltmesin. Şayet borçlu bir bunak veya küçük bir çocuk veya söyleyip yazdıramayacak durumda biri ise velisi doğrusunu söyleyip yazdırsın. Erkeklerinizden hazırda olan iki kişiyi şahit de yapın. Şayet iki tane erkek hazırda yoksa, o zaman doğruluğuna güvendiğiniz şahitlerden bir erkekle iki kadın ki birisi unutunca öbürü hatırlatsın, şahitler de çağrıldıklarında kaçınmasınlar. Siz yazanlar da az olmuş, çok olmuş, onu vadesine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun olduğu gibi hem şahitlik için daha sağlam hem şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Meğer ki aranızda hemen devredeceğiniz bir ticaret olsun. O zaman bunu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alım satım yaptığınız vakitte yine şahit tutun. Ayrıca ne yazan ne de şahitlik eden bir zarar görmesin. Eğer onlara zarar verirseniz o işte mutlaka size dokunacak bir günah olur. Üstelik Allah'tan korkun. Allah size ayrıntılarıyla öğretiyor ve Allah her şeyi bilir. Şayet siz sefer üzere olur, bir katip de bulamazsanız o vakit alınmış bir rehin belge yerine geçer. Yok eğer birbirinize güveniyorsanız kendisine güvenilen adam Rabbi olan Allah'tan korksun da üzerindeki emaneti ödesin. Bir de şahitliğinizi inkar edip gizlemeyin. Onu kim inkar ederse mutlaka onun kalbi vebal içindedir. Her ne yaparsanız Allah onu bilir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Siz içinizdekileri açığa vursanız da, gizli tutsanız da, Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. Peygamber Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız duyduk ve itaat ettik ey Rabbimiz bağışlamanı dileriz dönüş ancak sanadır dediler Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez Herkesin kazandığı hayır kendisine yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir Ey Rabbimiz eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme ey rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme ey rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme bağışla bizi mağfiret et bizi rahmet et bize sensin bizim mevlamız kafir kavimlere karşı yardım et bize Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif la mim. Allah kendisinden başka tanrı olmayan hay ve kayyumdur. O sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hakla indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat'ı ve İncil'i de yine o indirmişti. Evet, bu Furkan'ı da o indirdi. Gerçek şu ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikamını alır. Şu da kesindir ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Kendisinden başka Tanrı olmayan, şan, şeref ve hikmet sahibi olan odur. Sana bu kitabı indiren odur. Bunun ayetlerinden bir kısmı muhkemdir ki bu ayetler kitabın anası aslı demektir. Diğer bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde kaypaklık olanlar sırf fitne çıkarmak için bir de kendi keyiflerine göre tevil yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlminde uzman olanlar biz buna inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez. Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen bol ihsan sahibisin. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Muhakkak ki Allah hiç sözünden caymaz. Gerçek şu ki kafirlere Allah'tan gelecek bir zararı ne malları ne de evlatları engelleyemez. İşte onlar o ateşin yakıtı olacaklar. Gidişatları Firavun soyunun ve daha öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar ayetlerimizi yalan saymışlardı. Bunun üzerine Allah da onları işledikleri günahlar yüzünden yakalayıp alaşağı etti. Allah cezası çetin olandır. O inkarcı kafirlere de ki, siz mutlaka yenilgiye vuruyacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena bir döşektir. Hiç şüphesiz bedirde karşı karşıya gelen iki toplulukta size bir ayet, bir işaret ve ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu, öbürü de kafirdi ve karşılarındakini göz kararıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da gönderdiği yardımla dilediğini destekliyordu. Gören gözleri olanlar için elbette bunda apaçık bir ibret vardır. İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden, aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir. Halbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını sağlayan şeylerdir. Oysa varılacak yerin ebedi hayatın bütün güzellikleri Allah katındadır. De ki, size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin yanında cennetler var ki, altlarından ırmaklar akar. İçlerinde ebedi kalmak üzere onlara hem tertemiz eşler var hem de Allah'tan bir rıza vardır. Allah o kulları görür. Onlar ki ey Rabbimiz biz inandık, iman getirdik. Artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru derler. O sabredenleri o doğruluktan şaşmayanları, o elpence divan duranları, o nafaka verenleri ve seher vakitlerinde o istiğfal edip yalvaranları görür. Allah şehadet etti şu gerçeğe ki, başka tanrı yok, ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dost doğru olarak buna şahittir ki, başka tanrı yok. Ancak o aziz, o hakim vardır. Doğrusu Allah katında din İslam'dır. O kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse iyi bilsin ki Allah hesabı çabuk görendir.'' Buna karşı seninle münakaşaya kalkışırlarsa de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim etmişimdir. Kendilerine kitap verilenlere ve kitap verilmeyen ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kulları görendir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar içinde adaleti emredenlerin canına kıyanlar yok mu? Bunları acıklı bir azapla müştere. İşte bunlar öyle kimselerdir ki dünyada da ahirette de bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır. Görmüyor musun? O kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlar. Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyorlar. Bunun sebebi onların belli günlerden başka bize asla ateş azabı dokunmaz demeleridir. Uydura geldikleri yalanlar dinlerinde kendilerini aldatmaktadır. O geleceğinde hiç şüphe olmayan günde kendilerini bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese ne kazandıysa tamamen ödendiği vakit halleri nasıl olacaktır? De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.'' Mü'minler mü'minleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin ve onu her kim yaparsa Allah'tan ilişiği kesilmiş olur. Ancak onlardan bir korunma yapmanız başkadır. Yani onlar tarafından gelmesi beklenen ve sakınılması gereken herhangi bir zarardan korunmak için yaptığınız dostluk müstesnadır. Bununla beraber Allah sizi kendisinden korunmanız hususunda uyarır. Nihayet gidiş Allah'adır. De ki, göğüslerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini bilir. Hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. O gün her nefis, ne hayır işlemişse ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Allah size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah kullarını çok esirger. De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer aksine giderlerse, şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Gerçekten Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu alemler üzerine seçkin kıldı. Bir zürriyet olarak birbirinden gelmişlerdir. Allah her şeyi işitendir, bilendir. İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdakini tam hür olarak sana adadım. Benden kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, bilensin demişti. Onu doğurunca, Allah onun ne doğurduğunu bilip dururken şöyle dedi, Rabbim, onu kız doğurdum erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Ve Zekeriya'nın himayesine verdi. Zekeriya ne zaman kızın bulunduğu mihraba girse, onun yanında yeni bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi deyince, o da bu Allah katındandır derdi. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. Orada Zekeriya, Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından hayırlı bir nesil ver. Şüphesiz sen, duayı hakkıyla işitensin dedi. Zekeriya mabette namaz kılarken melekler ona Allah sana Allah'tan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler diye ünlediler. Zekeriya, ey Rabbim, benim nasıl oğlum olabilir? Bana ihtiyarlık gelip çattı, karımsa kısırdır dedi. Allah öyledir. Fakat Allah dilediğini yapar buyurdu. Zekeriya, Rabbim oğlum olacağına dair bana bir alamet ver dedi. Allah da buyurdu ki, Senin için alamet, insanlara üç gün işaretten başka söz söyleyememendir. Ayrıca Rabbini çokan sabah akşam tesbih et. Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur ve secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi. İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini Kur'a için atarlarken sen yanlarında değildin. Bu hususta tartışırlarken de yanlarında bulunmadın. Melekler şöyle demişti. Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirete de itibarlı, aynı zamanda Allah'a çok yakınlardandır. Beşikte de Yetişkin çağında da insanlarla konuşacak ve iyilerden olacaktır Meryem Ey Rabbim Bana bir beşer dokunmamışken Benim nasıl çocuğum olur dedi Allah öyle ama Allah dilediğini yaratır Bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der o da hemen olu verir dedi Allah ona, kitap okuma ve yazmayı, hikmeti ve Tevrat'la İncil'e öğretir. Allah onu İsrail oğullarına şöyle diyecek bir peygamber olarak gönderir. Şüphesiz ki ben size Rabbinizden bir ayet, mucize belge getirdim. Size kuş biçiminde çamurdan bir şey yaparım da içine üflerim. Allah'ın izniyle o kuş olur, anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiririm. Ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız size haber veririm. Önümdeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim. Ve Rabbiniz tarafından size bir mucize getirdim. Artık Allah'tan korkun da bana uyun.'' Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Onun için hep ona kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. İsa onların inkarlarını hissedince, Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler, Allah yolunda yardımcılar biziz. Allah'a iman ettik. Şahit ol ki biz muhakkak Müslümanlarız dediler. Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik. O peygambere de uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz dediler. Onlar hileye başvurdular. Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır. O zaman Allah şöyle dedi: "Ey İsa! Şüphesiz ki seni öldüreceğim." Seni kendime yükselteceğim ve seni inkarcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır. İman edip iyi işler yapanlara gelince, Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz ayetlerden ve hikmetli Kur'an'dandır. Doğrusu Allah katında İsa'nın yaratılışındaki durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, Sonra ona ol dedi o da olu verdi. Bu hak gerçek senin Rabbindendir. O halde şüphecilerden olma. Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki: Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım sonra da lanetleşelim. Allah'ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim. İşte İsa hakkında söylenen gerçek kıssa budur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah çok güçlüdür ve hikmet sahibidir. Eğer haktan yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah bozguncuları çok iyi bilir. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda Ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli! İbrahim hakkında için tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Haydi biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dost doğru bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Doğrusu onların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar şu peygamber Hz. Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istediler. Halbuki sırf kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey kitap ehli! Gerçeği gördüğünüz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene Günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar da dönerler dedi. Ve kendi dininize uyanlardan başkasına inanmayın dediler. De ki: Şüphesiz doğru yol Allah'ın yoludur. Onlar kendi aralarında size verilenin benzerinin hiçbir kimseye verilmiş olduğuna yahut Rabbinizin huzurunda sizin aleyhinize deliller getireceklerine de inanmayın dediler. De ki: Lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah rahmeti bol olan her şeyi hakkıyla bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz iade eder. Fakat öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça, onu sana iade etmez. Bu da onların, ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Ve onlar, bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hayır, kim sözünü yerine getirir ve kötülüklerden korunursa şüphesiz Allah da korunanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla hiç konuşmayacak. Onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır. Kitap ehlinden öyle bir güruh da vardır ki, siz onu kitaptan sanasınız diye dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Halbuki o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler, oysa o Allah katından değildir. Allah'a karşı kendileri bilip dururken yalan söylerler. İnsanlardan hiçbir kimseye Allah'ın kendisine kitap, hüküm, hüküm, ve peygamberlik verdikten sonra kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi yakışmaz. Fakat onun öğrettiğiniz ve okuduğunuz kitap gereğince Rabbe halis kullar olun demesi uygundur. Ve o size melekleri ve peygamberleri tanrılar edinin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra Size hiç inkârı emreder mi? Allah peygamberlerden şöyle söz almıştı: Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızda bulunan kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona muhakkak inanacak ve ona yardım edeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi? Ve bu hususta ağır ahdimi üzerinize aldınız mı demişti. Onlar kabul ettik dediler. Allah da dedi ki, öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım. Artık bundan sonra her kim dönerse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez ona boyun eğmiştir ve ona döndürülüp götürüleceklerdir de ki Allah'a bize indirilen Kur'an'a İbrahim'e İsmail'e İshak'a Yakub'a ve torunlarına Yakub oğullarına indirilene Musa'ya İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere inandık onların arasında hiçbir fark gözetmeyiz biz ona teslim olmuşlarız Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecek ve ahirette de zarar edenlerden olacaktır İnandıktan peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkara sapan bir milleti Allah nasıl doğru yola eriştirir Allah zalimler güruhunu doğru yola iletmez. İşte onların cezaları Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onların üzerlerindedir. Onlar bu lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Kendilerinden ne bu azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Ancak bundan sonra tövbe edip kendini düzeltenler başka. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve çok esirgiyendir. Şüphesiz imanlarının arkasından küfreden sonra da küfrünü artırmış olanların tövbeleri asla kabul olunmaz. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Muhakkak ki inkar edenler ve kafir oldukları halde de ölenler yeryüzü dolusu altın fidye verseler bile hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. İşte dayanılmaz azap onlar içindir. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.''